Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde bağ dokuyu bitirmiştik kemik dokuyla birlikte. Şimdi temel dokuların üçüncüsü olan kas dokuyu işleyeceğiz. İnşallah kas doku türü ne olursa olsun yani iskelet kası, kalp kası, düz kas hiç fark etmez. Mezoderm orijinlidir. Mezodermden köken alır. Kas dokunun özelliklerini aslında bahsetmeyecektim özelliklerinden. Ama soru gelse ya da birisi bana sorsa cevap veremeyeceğim bazı şeyler gördüm çalışırken. Bunları size de aktarayım, aklınızda bulunsun. Kas doku, vücut postürünün sağlanması, işte kemiklerin hareket etmesi, vücudun ayakta durması gibi özelliklerinin yanında aynı zamanda eklem stabilitesi de sağlıyor. Yani eklem stabilitesinden kastımız eklemlerin fırlamaması, bozulmaması, deforme olmaması, oldukları yerde doğru bir şekilde hareket etmeleri gibi eklemleri stabil bir hale getiriyor. Bunun yanında ısı üretimi sağlıyor, yani vücudun sıcak tutulmasını sağlıyor ve madde taşınımı sağlıyor. Bu üç özellik kas dokunun bilmeme ihtimaliniz veya mantığınızla bulamama ihtimaliniz olan 3 özellik. Bunlar aklınızda bulunsun. Kas dokunun organelleri diğer hücrelerde bahsettiğimiz isimlerden birazcık daha farklılık gösteriyor. İşlevleri aynı da olsa isimleri farklı. Sitoplazmasına biz kas doku hücrelerinin sarkoplazma diyoruz. Hücre zarına sarkolemma, endoplazmik retikulumuna sarkoplazmik retikulum, mitokondrisine ise sarkozom diyoruz. Adı üzerinde sarko ile başlayan her şeyi organelin isminin önüne getirdiğimiz zaman kas dokuya ait oluyor. 2 adet miyofibril içeriyor. Bu miyofibriller önemli. Kasılmayı sağlayan bu iki miyofibril. Bunlardan birisi aktin miyofibrili, birisi ise miyozin miyofibrili. İnce olan bunlardan ince olan aktin, kalın olansa miyozin. Bunlar bütün kas hücrelerinde bulunuyor. İskelet olsun, kalp olsun, düz olsun hiç fark etmez. Bunlar hepsinde bulunuyor ve bu kasların kasılmasını sağlıyor. Bu hücreler özellikle kasılmak için özelleşmiş hücreler. Bunu zaten biliyoruz. 3 çeşit kas doku hücresi var. Bunlardan ilki iskelet kası. İskelet kasını biz çizgili kas olarak da duyarız. Aklınızda bulunsun. Bunlar uzun, silindirik, yani uzun silindir şeklinde. Çok çekirdeğe sahip çünkü enerjiye ihtiyacı var. Ve enine çizgilenme gösteren bir takım hücreler. Bu enine çizgilenmeden de bir sonraki derslerimizde daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz inşallah. Bunlar istemli ve hızlı kasılmalar ve güçlü kasılmalara sahiptir. Buradan kastımız ne? İstemlidir. Çünkü biz hareket ettiririz bu iskelet kaslarını. Hızlı kasılmalara sahiptir. Anında kasılır. Ve güçlü kasılmalara sahiptir. İşte yük kaldırmamızı sağlar, ayakta durmamızı sağlar. Bunlar hep güçlü kasılmalara gerektiren durumlar. Dolayısıyla iskelet kası bu şekilde bir kas. Kalp kası yine uzun ve silindir şeklinde hücrelere sahip. Kalp kasında da İskelet kasından farklı olarak tek çekirdekli hücreler bulunuyor. İskelet kasında çok çekirdekliydi. Kalp kasında tek çekirdekli. Burada da yine enine çizgilenme görüyoruz. Fakat kalp kasının kendine özel bir yapısı var. Hücreleri dallanıp budaklanmışlar. Böyle bir dallar oluşturmuşlar. Ve bu şekilde birleşmişler ucuca. Bu birleştikleri yerde de interkalat disk adını verdiğimiz bir takım yapılar bulunuyor. Bunlardan da yine ileriki derslerimizde inşallah bahsedeceğiz. İstem dışı olarak kasılırlar. Yani kalbimizi kontrol edemiyoruz sonuçta. Ritmiktirler ve güçlü kasılmalara sahiptirler. Çünkü vücuda bol miktarda kan pompalamaları gerekiyor. Düz kas iyisi hücrelerden oluşur. Fusiform hücreler olarak da duyarsınız. Çizgilenme bulundurmaz. Yavaş ve istemli kasılır. Burada bir hata olmuş arkadaşlar. Yavaş ve istemsiz kasılır olacak. Burayı çıkıp siliyorum. İstem dışı olacak. Hata yapmışım burada. Düz kas yavaş ve istem dışı kasılır. Yani sonuçta düz kasımızı veya mesela midemizin etrafını saran kasları kendimiz kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla istem dışı kasılan ve yavaş kasılan kaslardır bunlar. Kasılma bu kas tiplerinin hepsinde kas tipi fark etmeksizin aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani bundan bir sonraki derste de bahsedeceğiz. Kasılmanın belli bir mekanizması var. Sarkomer adı verilen kasılma birimleri var. Bu kas hücre tiplerinin hepsi bahsettiğimiz sarkomeri içeriyorlar ve aynı şekilde kasılıyorlar dedik. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Kısa bir giriş yaptık kas dokusuna. Bir sonraki derslerde daha detaylı bir ders işleyeceğiz inşallah. O derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.